onu taklit eden birinin işi de olabilir. Katilin mermi çekirdeklerini aldığı kamera hiç açıklanmamıştı. Hayatım, ikisi arasında karar veremedim. Bunu mu giyersin, bunu mu? Bu daha sanki zengin duruyor. Ne onlar? Canım, yarın mahkeme var ya. Giyeceklerimizi hazırlıyorum şimdiden. Yarın iki ayağımız bir pabuça girmesin. Biraz etkileyici görünmemiz lazım. Ben gelmiyorum. Sen de tıraşın falan olsan şimdiden. Su kesilir, bir şey olur. İşimizi şansa bırakmayalım. Gelmiyorum dedim kadın. Gelmiyorum. Ne demek o şimdi? Bak Şevki, düşündüm, taşındım. Bu çocuğu istemediğime karar verdim. Yapma gözünü seveyim, ne demek istemiyorum ya? Ya bu yaştan sonra rahatımı, düzenimi bozamam. Ağız tadıyla bir televizyon izleyemez oldum evimde. Kapıya gelip gideni cabası. Ne zorumuz var? Allah istese olurdu bir çocuk. Varmış bir bildiği, vermemiş. Zorlama sen de. Hiç yoktan dert sarma başımıza. Gönder evine gitsin. Akşam akşam şaka yapıyorsun değil mi bana? Şaka maka değil. İstemiyorum ya, istemiyorum. Çocuk uslu uslu duruyor odasında. Ne zararı var sana? Bunca sen onu nasıl beklediğimi bilmiyor musun? Tam yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik derken yapılacak iş mi bu bana? Hiç üsteleme Şevki. Bu çocuk ağzımızın tadını da, evimizin düzenini de bozdu. Eve getirdiğinden beri sana bir haller oldu. Beni saymaz oldu. Pabuç kadar değil. Varsa yoksa Cansu. Bacak kadar şeyin peşinde maskara oldun. Evi unuttun. Beni unuttun. Unutur muyum ben seni? Saymaz mıyım hiç? Ama çocuk alışsın diye. Hani başlangıçta mecburen oldu. Ama alışınca gör bak, eskisinden daha tatlı olacak ağzımız. Hadi canım, üzme, korkutma beni, gözünü seveyim. Uzatma Şevki. Dedim, bitti. Ne yapıyorsun? Bade teyzenin getirdiğine enteresan bir çorbaydı değil mi abla? Pek bir şeye benzemiyordu. Bade ablanın yapmadığı belli. Efendim? Kızım, Elif'i verir misin bana? Cansu'ya bir şey mi oldu? Kızım sen versene ablanı, yok bir şey. Eniştem seni istiyor. Efendim? Elif. Ben düşündüm, taşındım, olmayacak bu iş. Anlamadım. Cansu'yu diyorum. Vazgeçtim evlat edinmekten. Yarın mahkemede ne haliniz varsa görün. Alın kardeşinizi başınıza çalın. Bir daha evime dayanmayın, bana yeter. Abla ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Ne dedi yine? Cansu'dan vazgeçmiş. Mahkemede ne haliniz varsa görün dedi. Yaşasın. Beni öldüreydin daha iyiydi. Söyle ne istersen yapacağım. Yeter ki vazgeç şu inadından. Yalnız bırakma beni. Elini ayağını öpeyim. İnat eden sensin Şevki. Yeter. Kapat artık. Bendeki de kafa ya. Şişti. Yeter ya. Oh be, artık Cansu'ya kavuşacağız. Eniştemin kafaya saksı mı düştü nedir? Bence benim taktikler işe yaradı. Kızmıştım bir de Bilge Hanım. Hangi taktikler? Efendim Timuçin. Ne güzel. Böyle bir ses beklemiyordum. Sesin çok neşeli geliyor Elif. Az önce öyle iyi bir haber aldık ki keyfimize diyecek yok. Enişten vesayet davasından vazgeçmiş. Çok sevindim. Ben de mahkeme için aramıştım. Yarın gelip ben sizi götüreyim istiyorum. Hiç zahmet etme Timuçin, gideriz biz. Ya şu zahmet lafını aramızdan çıkarsan diyorum. Sabah erkenden kapıdayım. İtiraz kabul etmiyorum. Ya bırak da artık yapabileceğimi yapayım. Başka şansım yok yani. Bak bunlar küçük şeyler gerçekten. Arkadaşlar arasında lafı olmaz. Neredeyse arkadaşlığımı bile istemediğini düşüneceğim. Tamam, peki yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bizi Timuçin abi mi bırakacak? Kızlar aslında siz gelmesiniz diyorum. Ya abla neden? Ya nasıl olsa durumda lehimize. Olsun, neler olacağını bilemeyiz. Halam bu. Ne yapacağı, ne diyeceği belli olmaz. Sizin bunları yaşamanızı istemiyorum. Cansu? Halamla konuşmuştum. O da Cansu'yu getirmeyecek. İyi madem. Benim zaten yarın bir işim var.
Bir ara çıkacağım, haberin olsun. Nereye çıkıyor musun yine? Bana bak Yeli, seninle daha hesaplaşmadık. Sustum diye unuttum sanma. Simge meselesini konuşacağız daha. O kızı görmeyi düşünmüyorsun herhalde yarın. Yok canım. Bir daha adını bile anmam onun. Okul için ikinci el kitap araştıracağım. Ablamla çıkamadı odadan. Ne oldu ona? Hiç. Hadi biz yatakları yapalım. Keşke biz de gelseydik. Aman şeytan görsün onların yüzünü. Cansu gelecek ya eve. Bana yeter o. Ne karar verdin? Bugün konuşacak mısın Utku'yla? Duruşmadan sonra diyorum. Cesaretimi toplayabilirsem. Çay hazır. Hadi atıştırın iki lokma bir şeyler. Şimdi bugün Cansu eve mi dönecek? Hakimi kararına bağlı hayatım. Ama enişten vazgeçtiğine göre öyle veya böyle bize bırakacaklardır. İnşallah uzamaz. İnşallah. Ama ben buna da razıyım. Nasıl rahatladım bilsen. Nihayet günlüğüme harika bir şeyler yazabileceğim. Hadi lafa takılıp aç gideceksiniz. Hadi. Ali abi. Hop. Merhaba güzelim. Bugün nasılsın bakalım? İyiyim. Seni bekliyordum camda. Aa, yine mi sen? Her gün ne bu oğlum? İşin gücün yok mu senin? Cansu evine teslim edilene kadar her gün. Hatta bazen sabah akşam gelip kontrol edeceğim. Benim işim bu. Prenses, benden bir isteğin var mı? Sürpriz yumurta. Cansu, evde yok mu kızım? Alıyorum ya ben sana. Ali abim alsın. Alırım fıstığım. Akşam uğrar bırakırım. Anlaştık mı? Anlaştık. Babayla bekleyeceğiz. Bugün işimiz var biliyorsun. Daha Cansu'yu hazırlayıp arkadaşıma emanet edeceğim. Biraz daha oyalarsan geç kalacağız. Görüşürüz prenses. Babaya da selam söyle. Tamam mı? Söylerim. Hoşça kal. Hadi Alacığım, sen istediğin oyuncakları seç al, ben geliyorum. Sakinleştin mi canım? Geliyorsun değil mi? Ali miydi yine o? Bizi kontrol ediyor aklınca. Kraldan çok kralcı, ne olacak? Yaranacak ya. Ya bak, bak da gör. Ne mecburiyetim var benim bu manyaklarla muhatap olmaya? Ev yol geçen hanına döndü. Mahkeme bir versin çocuğu bize. Bak o zaman adımlarını atabiliyorlar mı eve? Yapma. Yarı yolda bırakma beni, kurban olayım. Ben biraz dolaşacağım. Sen de üsteleme. Bak bu çocukla, bu kaprislerle yapamaz. Hevesin geçince sen de bakacaksın. Başkasının çocuğu kendininkine benzemez. Hele bu yaştaki çocuk seni annem anne bilmez. Boşuna yorgunluk, boşuna masraf değil mi? Az kaldı baba, sabret. Yakında evimize dönüyoruz. Özledin değil mi sen de? Kızım, neler diyorsun sen öyle babaya? Gidiyoruz ya eve, müjde veriyorum. Nereden çıkardım? Senin evin burası. Konuştuk ya bunu kaç kere. Benim evim burası değil. Eniştem de istemiyor beni. Sen nereden duydun bunu? Yok öyle bir şey. Var, siz konuşurken duydum. Gönder dedi sana. Büyükler öyle gizli gizli dinlenmez. Bir daha duymayayım. Enişten bir anlık kızgınlıkla söyledi onları. Yoksa o da seni çok seviyor bir tanem. Bırakır mı seni hiç? Gel, seni giydireyim. Bugün işimiz çok. Asma suratını. Biraz zaman geçsin. Sen kendin istemeyeceksin gitmeyi, gör bak.